Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bissalihin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'al ehval vel afat. Ve tatlilena biha cemi'al hacat. Ve tudahhirna biha min cemi'al seyyiat. Ve terfa'una biha indeke a'la derecat. Ve tubelluğuna biha aksel gayat min cemiyil hayrat fil hayat ve ba'del memat inneke ala külli şeyin kadir. Evet, mübarek cuma günü niyetine bu salavat-ı şerifi de okuduktan sonra dersimize başlayabiliriz. Yine bugün dersimiz avamilin fiili muzariyi nasbeden harfler kısmıdır. Biliyorsunuz avamil, amil, mamul ve irab olmak üzere üç kısımdı. Amil de semai ve kıyasi olarak ikiye ayrılıyordu. Semailer de beş nev'iydi. Bunlardan birincisi harfi cerlerdir. Bunlar bir tane ismi cer ederler, esri okuturlar. İkinci nev'i ismini nasb eder, haberini raf eder. Bunlar da yine isimler, yani isim fiil değil de isimler üzerine dahil olan harflerdir. İnne, enne, ke, enne gibi. Üçüncü nevi ma ve la'ya, yani düzeltiyorum, leyse'ye benzeyen ma ve la harfleridir. Bunlar da ismini raf eder, haberini nasb eder. Ve la hasedun halalen misalinde olduğu gibi. Dördüncü nevi, şimdi bugünkü dersimiz, bir şu kalemi bir hemen bir ayarlıyorum. Evet. Dördüncü nevi burada. Ennev-u Rabi'u, dördüncü nevi, dördüncü çeşit amiller nedir? Hurufun bir takım harflerdir ki bu harfler tansibu nasbeder. Neyi nasbeder? El-fi'le, el-fi'lel-mudari'a, fiil-i muzari'yi nasbeder. Evet. Yani bir tane fiil-i muzari'yi nasbeder. Ve hiye, bu harfler kaçtır? Erbatun, dört adettir. Dört tanedir. El-evvelü, birincisi en, en harfidir. Ne gibi nahvu? Uhibbu en uti'allâhe teâlâ. Uhibbu, ben seviyorum. Neyi? En uti'a, itaat etmeyi. İtaat etmekliğimi. Kime? Allah'a. Allah'a. Teala. Yüce olan Allah'a itaat etmekliğimi. Etmekliğimi diyoruz. Çünkü uti'u aslında itaat ediyorum anlamındadır. Evveline en gelirse en fiil muzariye mastar manası verdirir. Yani itaat ediyorum, itaat etmekliğim anlamına geliyor. Bu şekilde değişiyor. Birincisi en. İkincisi yani ikincisi nedir? Len. Len harfidir. Ne gibi? Nahu. Len yağfirallahu teala lil kafirine. Len yağfira, elbette mağfiret etmez. Kim?
Allahu Teala kimi mağfiret etmez? Lil kafirine, kafirleri mağfiret etmez. Yani kafir iman etmemiş veya imanını gizlemiş. Kefara gizlemek anlamına da gelir. Bir nimete sahip olduğu halde ona şükretmeyen, onu gizleyen insan küfrü nimette bulunmuş olur denir. Bu da aslında yani gafera, yafiru idi. Yafiru. Len gelmekle ne oldu? Len yafira oldu. Nasip ediyor bakın. Vesalisu üçüncüsü, üçüncü harf nedir? K harfidir. Ne gibi? Nahbu, uhibbu, tuğlel umri, key uhassilel ilme. Uhibbu ben seviyorum. Neyi? Tuğlel umri, uzun ömrü seviyorum. Niçin seviyorum? Yani key, burada niçin? Bir sebep belirtmek için bir harftir. Niçin seviyorum? Key uhassile, tahsil etmekliğim için. Neyi? El ilme, ilmi. Aslında bu hasile idi. Yani hasele. Üç harflisi hasele. Sülasisi. Tevil babını naklettiğimiz zaman hasele, yuhassilu oluyor. Nefsi mütekellim yani konuşan kişi. Burada tabi cinsiyet yok. Yuhassilu ben tahsil ediyorum aslında anlamında ama key geldiği için key yuhassile tahsil etmek için anlamına geliyor. Ve rabi'u izen harfidir. Ne gibi? Nahvu kavlike izen tedhulel cennete, sen cennete dahil olursun demekliğin gibi. Kime? Utiullah Teala. Utiullah Teala diyen bir kişiye hani izen tedhulel cennete dediğin zaman burada izen tedhule yani o izen o takdirde demek. O zaman sen cennete girersin. Burada aslında dahale yedhulu tedhulu yani muhatabına söylüyorsun tedhulu sen dahil olursun. Aslı tedhulu fakat izen geldiği için tedhulu tedhule diye nasb okunur. Tedhule. Evet. Bunlar böyle dört tane. Birkaç tane de böyle harici misaller verip o şekilde bitirmiş olalım. Evet, şimdi daha önceki derslerimizde demiştik ki nasip etmek veya raf etmek, ötürü okutmak değildir. Sadece ötürü okutmak değildir. Nasip etmek, feto yani üstün okutmak değildir. Bu sadece harekeyle olan iraplarda böyledir. Fakat harflerle olan da iraplar vardır. Onları da size şu misallerde göstereceğim inşallah. Mesela emsilede Yensuru var değil mi? Nasara Yensuru. Yensurani, Yensurune. Yani Yensuru yardım eder. Yensurani iki kişi yardım ederler. Yensurune birçok kişi yardım ederler. Şimdi burada len geldiği zaman veya diğer fiil-i muzariyi nasip eden harflerden biri geldiği zaman mesela Yensuru burada len Yensura olur değil mi? Emsilede de var len Yensura. Len yensur ali yensur la yensur unsur la tensur diye böyle devam ediyor. Efendim len yensur olur. Burada üstün okutuyor. Tamam nasip ediyor üstün okutuyor. Fakat len yensura dediğimiz zaman burada nasip ediyor fakat üstün okutuyor diyemeyiz. Çünkü zaten önceden de üstündü. Fakat burada nasip ettiğinin alameti sonundaki nun harfinin düşmesidir. Yani hasf olmasıdır. Aynı şekilde burada da böyledir. Aslında bunlar Yensurani idi. Len geldi. Yensura oldu.
Nasb alameti olarak nun düştü. Yensuruni de nasb alameti olarak yine nun düştü. Yani burada mesela len yensuru, şurada len yensura rı harfi belki şüphe ettirebilir hani veya burada üstün var niye üstün okunmuyor diye. Ama burada len yensuru burada nasb etmek üstün okutmak değildir. Buradaki üstünlük yani nasb alameti nun harfinin düşmesidir. Bu da irabın dördüncü kısmı nakıs irabtır. Yani fiil-i muzariye müfred olmayan fiil-i muzariye nun ve tesniye ve cemi zamirleri beraber bitiştiği zaman nun hasf olunur. Yani haleti rafı böyle yansurani gibi nunla olur. Haletin nasbi ve haleti cezmi mesela lem yensuru dediğimiz zaman nun harfi sonunda düşer. Bunu da böyle açıklamış olayım. Yani raf ediyor demek ötürü okutuyor demek değildir her zaman. Nasb ediyor demek üstüne okutuyor demek değildir. Az yani cer tabi isimlerde olur. Ama cer de aynı şekilde yani mesela bir elif, vav, yeye, ye olduğu zaman o da cer sebebiyle olur. Burada da cer esir okutuyor denilmez. Ayrıca fiillerde cer hali yoktur. Cezm hali vardır. Yani haleti rafı vardır. Raf hali, nasb hali. Bir de cezm hali vardır fiil-i muzarilerde. Cezm hali bir sonraki ders fiil-i muzari cezmedenlerden bahsedecek. Onu da o zaman görürüz inşallah. Evet şimdi birkaç tane misal verip dersimi de bitirmiş olayım. Böyle kısa dersler bu sıcak havada daha iyi olur diye düşündüm. Evet şimdi birincisi en. Misaller verdim böyle hani aklıma geldiği şekilde. Mesela burada demişim ki hani yine kahramanlarımız vardı Zeyd ve Amr. Yuridu Zeydun en yeşrabe şay. Değil mi? Yuridu irade ediyor, istiyor yani. Kim? Zeyd ne istiyor? Şöyle altını çizeyim. Şeribe, yeşrabu. Yeşrabu içmek manasında. İçiyor yani. En yeşrabı da içmek. Şay, bildiğimiz çay. Yani burada diyor ki Zeyd çay içmek istiyor. Şimdi aslında bu şeriba, yeşrabu. Yeşrabu. Şöyle ötre yani. Normalde alet rafı zammeyle, ötreyle. Ama en geldiği zaman ne oluyor? Bu ötre feta oluyor. En yeşraba diye. Ve başka bir misal. Bu bir ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve en tasbiru hayrun leküm. Sizin sabretmekliğiniz sizin için çok daha iyidir, çok daha hayırlıdır anlamında. Bu da aynı şekilde sabara sabretti. Yasbiru sabreder. Tasbiru sen sabredersin. Tasbirani siz sabredersiniz iki kişi. Tasbirune aslı tasbirune bunun. Ama en geldiği için ne yapmış? Nun burada düşmüş. Nun düştüğü için de yani nunun burada düşmüş olmaklığı bu fiil-i muzarenin nasb halinde olduğunu gösteriyor. En gelmesiyle. Yani ve en tasbirune değil de ve en tasbiru diye. Ve hatta musaflarda da vardır. Cemilerde sonu vav olan yani çoğunu böyle çeken cemilerde önüne bir elif konur. Onun cemi olduğu anlaşılması için. Elif harfi konur buraya. Cemiyet veya evet cemiyet zamiri olduğu anlaşılsın diye. Bu da böyle. Bir de Yasin suresinde var. Burayı okuduk. Burada. Estağfirullah. Elem ahad ileykum ya beni Adem'e en la ta'budu en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ben sizden ahd almadım mı? Yani siz bana söz vermediniz mi?
Ey Ademoğulları, neyi ahde aldın veya ne sözü verdiniz? En la ta'budu şeytan. Yani aslı abede ya'budu ta'budune. Aslında bunun ta'budune. Şuraya yazayım. Nun harfi var aslında. Elif yerine nun var. Elif, nun düşünce elif geliyor tabi. Fakat en geldiği için la ta'budune nun hasf olmuş. Nun düşmüş. Ella ta'budu, yani ella ta'budu, ibadet etmemekliğiniz, yani çünkü masdar manası veriyor. İbadet etmemek, yani ibadet etmemekliğiniz hususunda ben sizden ahd almıştım. Çünkü o sizin büyük düşmanınızdır, apacık düşmanınızdır, buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada da yine dediğimiz gibi en geldiği için la ta'budune, la ta'budu diye burada halet tarafından haleti nasbına dönüşmüş yani. Haleti nasbı burada nunun hasfıyla olduğu için la tabudu nun harfi okunmuyor. Düşmüş oluyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Ama zorlandığınızda sonuna kadar sabredin, bekleyin. Bu misalde anlayamazsanız öbüründe anlarsınız veya bunda anlarsınız. Siz sabrettiğiniz sürece Allah kapıları açar inşallah. Şu mübarek cuma gününde böyle hayırları bizim için temenni ediyoruz. Evet, len harfi var değil mi bir de? Len. Şimdi efendim memlekete gittik, köye gittik. Köyde baktık bir tane küçük bir merkep var. Diyorlar ki, ısrar ediyorlar işte, hem bir yaklaş yanına, şuna bir bin diyorlar. Misal olarak söylüyorum bunu. Ondan sonra ne diyoruz biz? Ya ben buna binmem. Ben buna binmem. Yani her ne sebeple olursa olsun. İşte bunun Arapça söyleyiş şekli şu şekildedir. Len erkebe, len erkebel hemare. Ben bu hımara binmem. Binmem anlamında. Rakibe, rakibe yerkebu, dördüncü baptan. Rakibe bindir. Yerke bu biner. Yani sırtına biner. Yerke bu biner. Erke bu ben binerim. Ama len geldiği zaman müsbeti menfi yapıyor. Ve sonunu da feta yapıyor. Erke buyu erkebe yapıyor. Len erkebe ben elbette binmeyeceğim. El hımara bu hımara ben binmeyeceğim anlamı çıkıyor. Evet. Yani hımar başka bir misal olabilir. Bir vasıta olur, başka bir şey olur. Ben buna binmeyeceğim anlamı burada şuradan çıkıyor. Len erkebe. Bir de burada tekit manası var. Yani len erkebe. Yani bir tane bir la erkebu var. Ben binmeyeceğim. Bu da len erkebe. Elbette binmeyeceğim. Yani burada bir kesinlik var. Yani şüphesiz binmeyeceğim anlamında. Evet, şimdi şu ikincisi de yine ayet-i kerime. Bu da Daha suresi. Düzeltiyorum, Taha aşağıdakiydi. Oradan karıştırdım. Keyif suresinde Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a söylediği bir söz. Birkaç defa söylüyor. İnneke len şöyle testadî'a ma'ye sabra. İnneke muhakkak ki sen ya Musa len testadî'a, elbette güç yetiremeyeceksin benimle ma'ye, benimle beraber sabra. Sabra güç yetiremeyeceksin. Yani sen sabırsız, biraz böyle çabuk alevlenen, sabırsız bir yapıtasın. Benden gördüklerine sabredemezsin diye ikaz ediyor. Yani benim yapacağım işleri gizli, yani ledünni ilmine dayanarak yapacağım şeyler sen anlayamazsın, sana ters gelecek, sabredemeyeceksin diye ikaz ediyor. İşte burada da testadî'u aynı şekilde fiil-i muzâridir. İstif'al babından istedâ'a, yestedî'u, istedâ'a o güç yetirdi. Yestedî'u güç yetirir. Dayanır yani. Ona gücü yeter, dayanır, sabreder.
Testadiu da muhatap, yani sen güç getirirsin. Testadiu ötreyle. Ama burada lem geldiği için burası fetha oluyor. Manası da değişiyor tabii. Müsbetten menfiye değişiyor. Len testadia. Sen elbette güç getiremeyeceksin, diyor Hızır Aleyhisselam. Bu da aynı şekilde fiil muzari, yani len testadia. İstada'a yestadihu. Yani istifal babını da görmüştük. Hem istifal babından kullandığımız kelimeler var. Efendim, böyle işte. Mesela istiklal var. İstişfa var değil mi? Şifa, müsteşfi, müsteşfa. Efendim, böyle. Müstesfa var mesela, istisfa. Fetva talep etmek. Ya da istifta. Feta, fetva talep etmek. İstifta da yani feta fetva. İstifta da fetva istemek anlamına geliyor. Müstefti, fetva isteyen, müstefta min de müftü oluyor. Yani kendisine fetva istenilen kişi. Müstesfen min. Müsteften minh oluyor. Evet. Evet, çok sin olunca arada. Evet, len tesadiya böyle. Fiil-i muzari. Ve şeyde, üçüncüsü de ve thalithu, üçüncüsü nedir? Key harfidir. Nahvu. Bu şeyde de geçmişti ama onu fazla takmayın. Yani harfi cerlerde de geçmişti, key veya keyme diye. Ama burada fiil-i muzari, yani başka arada bir başka bir şey girmiyor. Sadece key uhasıla. Uhibbu dûlel umri key uhasıla ilme. Ben ne demiştik? Gerçi tamam, burayı okumuştuk da misallerdeydik. Tamam. Misalden devam ediyorum. Burada da şimdi bu misalde de Hz. Musa'ya Risalet geldiği zaman, yani görev yüklendiği zaman omuzlarına ne demişti? Hep derslerimizin başında okuduğumuz Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Sanızbillah, bunlar ayet-i kerimeler Taha suresinde. Ve hulul ugdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bissalihin. Ondan sonra devam ediyor tabi. Bana işte ehlimden bir vezir ver diyor. Kardeşim Harun'u bana ver diyor. Benim sırtımı güçlendir diyor. Yani bana güç versin diyor kardeşi. İşte bu ayet-i kerime de ondan sonra da geliyor. Niçin? Kardeşim ver bana. Key nusebbihake kethiran ve nezkürake kethira. Seni şurada bakın. Key nusebbihu fiil muzaridir. Sebbaha yusebbihu. Sebbaha tesbih etti. Yusebbihu tesbih eder. Nusebbihu da biz tesbih ederiz. Ke, yani Allah. Ke, ya Rabbi seni tesbih ederiz. Nusebbihu ke. Ama ke geldiği zaman ke nusebbiha ke, yani seni tesbih etmemiz için bizi, ikimize bu yükü ver, bu görevi ver. Seni biz beraber tesbih edelim. Çok tesbih edelim. Ve nezküreke kethira. Ve seni çok hatırlayalım, çok zikredelim. Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her ne kadar kendilerine çok yüksek ve ağır bir görev verildiyse de, hani Firavun'u davet etmek, tevhide davet etmek açısından, diyorlar ki biz bunu da yaparız ama biz seni yine de bunu yaparken çok tesbih etmek istiyoruz ve seni çok zikretmek istiyoruz ya Rabbi, diye Musa Aleyhisselam iltica ediyor. Hani bazıları derler ya, efendim şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vaktimiz olmuyor. Bu yanlış bir tabirdir. Musa Aleyhisselam gerekirse hem şeytanı taşlamıştır hem de tesbihini yapmıştır. Yani ikisini bir arada yapmıştır. Bunu da bu kadar söylemiş olayım. Evet. Cenab-ı Hak duyduklarımızla öğrendiklerimizi amel etmeyi ve hatıratımızda, zihnimizde saklayabilmeyi nasip etsin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.